partilerin yaptığı çağrılara bir dile getirelim. Lozan konferansının Lozan'ın 100. yılı vesilesiyle Diyarbakır'da Ahmet'te bir konferans gerçekleştirdi. Birçok parti katıldı. İşte o parti temsilcileri açıklama yaptılar. Şimdi Kürtlerin kardeş kavgasına tahammülün kalmadığı belirtildi. Bu ulusal birliğin sağlanması, mutlaka sağlanması gerekiyor dediler. Yeşil ve Sol Gelecek Partisi Milletvekili İhsan ve Özgürlük Partisi aynı zamanda Genel Başkanı Mehmet Kamaç, Kürdistan Sosyalist Partisi PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel ve Azadi Partisi Genel Başkanı Ayetullah Aşiti açıklama yaptılar. Bugün Kürt halkının başvuruda Kürtlere dönük operasyonları kabul edilemez diye yine Kürt güçlerinin biri olması gerektiği noktasında çağrılar yaptılar. Ama onlar bu çağrıları yaparken Güney Kürdistan'daki filmlerden haberi yoktu. O olaylar daha gerçekleştirilmemişti. Birazdan değineceğim. Evet, Kürdistan Kamaç dedi ki Kürdistan bir beden gibidir. Bir eli bir ayağı olmazsa bu beden sakattır. Bu nedenle bir parça Kürdistan tek başına bir şey yapsa bir sonuç elde etmez. Bedenin bütünen bir şeyler yapması lazım. Bu nedenle Kürt güçlerine, Kürtlerin geleceği ve ilerleyişine zarar veren bu yaklaşımlardan uzak durmalıdır dedi. PSK Genel Başkanı Bayram Bozel de konuştu. O da 2017 referandumu sonrasında İran, Bağdat ve Türkiye'nin birlikte Kürtlere saldırarak Kürt güçlerinin kazanımlarını gün gün elinden almaya çalıştığını hatırlattı. Kerkük'ün Kürtlerin elinden çıktığını, Mahmur'a dönük girişimlerin kazanılmalara saldırı olduğunu anımsattı Bozyel. Kürtleri açlıkla terbiye etmeye çalışıyorlar. Erbil ve Bağdat arasında sorunların olduğunu gördük. Gördüğümüz kadar İran da Kürtlere karşı elinden geleni yapıyor ve Bağdat'a destek veriyor. İran, Bağdat'ı kendi elinde tutuyor. Bu nedenle de Kürdistan'a saldırıyorlar. Bu saldırılar devam ediyor şeklinde konuştu. Şimdi Türkiye'nin başvuruya yönelik saldırılarını da değerlendirdi. Yine PKK ile KDP arasında olan sürtüşmeyi de, siyasi sürtüşmeye de değindi. Dedi ki Bozyel, KDP-PKK meselesi bence aralarında uyuşmazlıkların olmasıdır. Yine KDP-YNK arasında da bu uyuşmazlıklar var. Biz de bu uyuşmazlıkların kendi aralarında çözülmesini umuyoruz diye bir açıklama yaptıktan sonra Azadi Partisi Başkanı da bir açıklama yaptı. Ayetullah Aşit de dedi ki PKK ve KDP'nin bu oyuna düşmemesi gerekiyor. Bir deyim var, ağacın kurdu kendinde olmazsa ağaç kurumaz diye falan. Kardeş kavgasından vazgeçilmelidir. En önemlisi de budur. Her Kürt partisi, Kürt gücü ne yaparsanız yapın birbirinizi öldürmeyeceğiniz, öldürmemelisiniz, birbirimizi öldürmeyeceğiz dedi. Bu arada Ahmet'te yapılan Lozan konferansının sonuç bildirgesi de açıklandı. Değerli izleyenler, Kürt sorunun çözümü için yeni bir başlangıcın yapılması gerektiği vurgulandı. Sonuç bildirgesinde anayasayla Kürtlerin varlığının, dilinin ve statüsünün tanınması çağrısı yapıldı. Şimdi değerli izleyenler, bakınız önemli günün gelişmelerine başlıyoruz. Fakat bu gelişmelere geçmeden önce ben Facebook'u kapatıyorum. Oradaki bütün arkadaşlarımızı YouTube'daki yayına davet ediyorum. Çünkü bu haberlerimizi maalesef Facebook'taki ortamda paylaşamıyoruz. Facebook'ta bizi epeyce arkadaş izliyor. Onları da ben canlı yayın Adem Karaçılman olarak YouTube'da yazarsanız mutlaka görürsünüz videoyu ve girersiniz arkadaşlar. Zor değil. Hepinizi bekliyorum ama önemli gelişmeler var. Evet değerli izleyenler, devam edeceğiz Kürdistan'daki gelişmelerle. Çünkü Kürdistan'a bugün kötü haberler aldık. İlk kötü haber bir suikast haberiydi değerli izleyenler. Ve bu çağrılar yapılırken, Kürtler arası ulusal birlik çağrıları yapılırken Kürtlerin kardeş kanı dökülmemesi gerektiği noktasında Kürt Parti liderleri çağrılar yaparken işte Hevler'de Kürt düşmanları yeniden sahneye çıktı ve tam o saatlerde Hevler'de Kerneke binasına bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kürdistan Ulusal Kongresi'nin Hevler temsilciliğine ait binaya silahlı saldırı gerçekleştirildi. Değerli izleyenler, saldırı sonucu temsilcilikte bulunan Kerneke temsilcisi Deniz Cevdet Buldu'nun katledildiği açıklandı. Saldırıya ilişkin Güney Kürdistan'dan resmi bir açıklama şu ana kadar da gelmedi. KDP'ye yakın medya saldırıdan saatler sonra kısa da bir açıklama yapma gereği duydular. Başta Rudav olmak üzere o haberde de temsilcilik değil de ev olarak o
adres gösterildi. Oysa ki o adreste sürekli aslında KDP'nin de katıldığı toplantıların yapıldığı resmi ve Güney Kürdistan hükümetinden izin alınarak açılmış bir büro, bir temsilcilik. Şimdi değerli izleyenler, bütün bu gelişmeler olur yaşanırken KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar da medya habere açıklamalarda bulundu. Şimdi o sıcak haberleri hep birlikte o açıklamayı izleyelim. Ki üyelerimiz, Keneke üyeleri gittiler, yetiştiler. Onlar da duymuşlardı. Yani şu anda herkes evlere doğru, yani güneydeki Keneke üyeleri oraya gidiyor. Saat 13.35 civarında komşuların belirttiklerine göre onlar diyorlar. Yani aldığımız bilgi, yani silahlı bir saldırı olmuş. Yani içeriden gitmiş yani. Kim onlar bir kişi görmüşler. Belki farklı kişilerdir. O konuyu tam henüz bilmiyoruz. Yani öyle demişler. Bir silahlı saldırıda Deniz diye bir arkadaşımız var. Keneke bürosu, hem Keneke üyesidir hem büro sorumlusudur, komite üyesidir. Arkadaş Sayın Aydar, lütfen bölmeyelim. Arkadaşlar, stüdyonun sesini biraz açabilirsek, ben tam duyamıyorum Sayın Aydar'ı. Buyurun, devam edin lütfen. Yani bir arkadaşımız şehittir, büro sorumlusu Deniz arkadaş. Bu olay komşuların anlattıklarına göre saat 13.35 civarında gerçekleşmiş silahlı bir saldırıdır. Keneke ofisine yönelik bir saldırıdır. O sırada bir arkadaş var. Sabahleyin başka kişiler de vardı, başka üyeler de vardı. Dün de çok kişi vardı. Demeyi o saatte yani ona denk gelmiş. Yani böyle bir şey var. Arkadaş şehittir. Bu saldırı siyasi yani diğer bugüne kadarki diğer saldırılardan hiçbirinden farklı değil. Yani işte dün Şengal'da yapılan saldırı, Rojava'da yapılan saldırı, her gün güneyde tekrarlanan diğer saldırıların bir başka şey cevabıdır, yani devamıdır. Paris'teki saldırının farklı bir versiyonudur. Yani bunu bu Kürdistan Özgürlük Hareketi'ne yönelik düşmanların saldırısıdır. Bu sıradan bir olay değil. Hazırlanmış ciddi bir suikasttır. Bunu böyle değerlendiriyoruz. Burada sorulması gereken soru şu. Büro yıllardır Hevler'dedir. Resmi bir bürodur. Açık bir bürodur. Kürdistan Ulusal Kongresi'nin bürosudur. Oranın savunması, güvenliği, her şeyi Hevler asayişinin, Güney yani hükümetinin sorumluluğundadır. Niye korunmadı? Niye bu konuda tedbir alınmadı? Orası yani oranın üzerine gideceğiz. Şimdi bu nokta önemli Sayın Aydar. Bir dakika, bu fail veya failler bir an önce yakalanmalı. Çünkü etrafta zaten o büro göz altındaydı. Onu biliyoruz. Yani Hevler bürosu, KDP, onlar her zaman o büroyu gözetim altında tutuyorlardı. Kim giriyor, kim çıkıyor, istihbari temelde sürekli takip ediyorlardı. Bu etrafta bir sürü kamera var. Bu kişi nasıl veya kişiler, bunlar nasıl rahat gidip çıkabiliyorsa, orada nasıl yani silahlı bir saldırı yapıp elini kolunu salıp gidebiliyorsa, bunlar hepsi sorulması gereken sorulardır. Bir an önce fail veya faillerin, yani faillerin ben bir kişi olduğu kanaatinde değilim. Komşular bir kişi gördüklerini söylüyorlar. Ama bu faillerin bir an önce ortaya çıkarılması Güney Kürdistan hükümetinin sorumluluğundadır. Hevler asayişinin sorumluluğundadır. Bunu bekliyoruz. Yani bu diğer saldırıların bir başka versiyonu, başka bir şeydir. Şu anda Keneke üyeleri, hepsi güneydekiler Hevler'e doğru gidiyorlar. Keneke eş başkanı Zeynep Murat Süleymaniye'deydi. O da şu anda Hevler yolundaki, dün Hevler'deydi. Yani Deniz arkadaşlar beraberlerdi. İşte olay bugün olmuş. Şimdi
Herkes gidiyor. Duyduğumuz kadarıyla cenaze morgdadır. Şimdi şu anda herkesi olayı takip etmeye, bu olayı anlamaya ve buna göre tavır almaya çağırıyoruz. En büyük sorumluluk Güney Kürdistan hükümetindir. Güney Kürdistan'daki asayişin sorumludur. Her bir asayişi bu konuda bir an önce sonuca gitmezse kendilerinde bu konuda sorumluluktan kurtulamazlar. Yani şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı ve aldığımız bilgilere göre binaya giriş çıkışlar kapatılmış. Bu normal bir prosedür gibi yansıtılıyor, ancak içeride deliller mi karartılıyor, neler yapılıyor, buna ilişkin hiçbir bilgi de yok. Siz de ifade ettiniz, Kürdistan Ulusal Kongresi'nden bahsediyoruz. HEV'lerde bu bina korunması gereken bir yer. Ancak tüm gözetlemeye rağmen, tüm izlemeye rağmen böyle bir saldırı gerçekleştirildi. Bir açıklama bekliyor musunuz Güney Kürdistan hükümetinden? Tabii ki bekliyoruz. Bir an önce açıklama olması lazım. Bizim arkadaşlarımız da şu anda yoldalar. Bir kısmı büroya ulaştı. Diğer kısmı da yoldalar. Gidiyorlar. Hem yani olayı sıcağı sıcağına takip edecekler. Gerekli bilgi belgeleri medya ile, kamu ile paylaşacaklar. Olayın takipçisi olacağız. Yani biz öyle bunu sıradan herhangi bir olay olarak görmüyoruz. Bu Kürdistan Ulusal Kongresi'ne yönelik, bu Kürdistan'da birliği savunanlara yönelik, Kürdistan Ulusal Birliği'ni savunanlara yönelik bir saldırıdır. Merkeze yönelik bir saldırıdır. Hemler merkezinde böyle bir şeydi. Bunu herkes böyle algılamalı. Kim Kürtlerin ulusal birliğinden rahatsızsa, kim buna karşıysa sorumlusu budur. Bunu diğer saldırılardan hiçbirinden farklı değil. Bunun arkasında kesinlikle Türk devleti var ama ne kadar işbirlikçisi var onu bilmiyoruz. Yani kesinlikle bu Ankara merkezlidir. Kanaatimiz, bütün her şeyimiz budur. En fazla rahatsız olanlar onlardır ama kim bunlarla işbirliği yaptı, bu işbirliği yapanların da ortaya çıkarılıp cezalandırılmaları lazım. Peki birkaç bilgiyi tekrar edelim. Katledilen kişinin isminin Deniz olduğunu söylediniz. Bu bilgi net mi? Bunu soralım. Net. Deniz arkadaştır. Evet, bu bilgi ne değerli izleyenler? Ben az önce bu Sayın Zübeyir Aydan'ın dile getirdiği kişinin ismini de söyledim. Bir saniye, onu hemen sizlere de tekrar paylaşayım. Deniz Cevdet Bulbun, onu hatta şu ekranda gördüğünüz kişi Deniz Cevdet Bulbun, Keneke Hevler temsilcisi, şu ekranda gördüğünüz kişi bugün bir suikast saldırısı, alçakça bir suikast saldırısı katledildi. Şimdi Sayın Zübeyir Aydar'ın dikkat çektiği bir nokta vardı değerli izleyenler, ben de onu sizlerle paylaşmak istiyorum tekrardan. Yani bu suikast ulusal birliği isteyenlere yönelik gerçekleştirilen, Kürt ulusal birliğini isteyenlere yönelik gerçekleştirilen bir suikast olarak da adlandırdı. Bu konuda Güney Kürdistan hükümetinin bir an önce bir açıklama yapmasını, ama an itibariyle de ben tekrar yenilemek istiyorum. An itibariyle de Güney Kürdistan hükümetinden herhangi bir açıklama yok değerli izleyenler. Bu da ilginçtir. Çünkü yani olay Güney Kürdistan'da meydana geliyor. Bu Hevler'de ve Güney Kürdistan'ın başkenti olarak görülen Hevler'de izin alınarak alınmış bir resmi bir binada meydana geliyor. Bir sıradan bir insan değil, KNK'nin temsilcisi ve bu KNK temsilcisi ile birlikte KNK sürekli oradaki bütün partilerle iletişimi olan, KDP ile de görüşen bir parti. Şimdi değerli izleyenler, bu açıklamadan sonra bir açıklama daha var. Dilerseniz onu da ben yine ekrana getirmek istiyorum. Bu da PDH Başkanı Salih Müslüm de hemen oradan sonra Medya Haber'de o da açıklamalarda bulundu. Ve şimdi dilerseniz Salih Müslüm'ün o sıcağı sıcağına yaptığı açıklamaları ekrana getirelim. Her şeyden önce biz şehitlerinizi rahmetle anıyoruz, saygıyla anıyoruz. O Kürdistan'ın şehididir. Bu bir. İkincisi de şehitleriniz zaten KNK, yani bir ulusal kurumu temsil ediyordu orada. Kendi başına falan değildi ki, bir tarafı temsil etmiyordu.
Kürt Birliği'ni, Kürt Halk Birliği'nin ulusal birliğini temsil ediyordu. Onun için hani onun kişiliği saldırı, yani bu denize saldırı Kürt Birliği'ne saldırıdır. Kürt kişiliğine saldırıdır. Ulusal kuruma saldırılıdır. Onun için oradan normalde veya da sıradan bir saldırı falan değildir. Onun için saygıyla anıyoruz bu kişiyi. Onun muhakkak yani onun şeyi bir yerde kalmayacaktır. Yani onun Kürt Birliği'nin temsilcisi olarak şey düşmesi yerde kalmayacaktır. Bu bir. İkincisi, şimdiye kadar söz konulu zaten bu birçok şey yapıldı. Yani bu artık ne diyelim, Türk faşizmi kudurmuştur. Her yerde saldırıyor. Rojava'da saldırdı biliyorsunuz. Her tarafta saldırıyor. Şengal'de saldırıyor. Orada da saldırıyor. Onun için tedbirli olma gerekiyor. Biz buradaki kimin yaptığını bilmiyoruz. Ama bizim bildiğimiz bir şey vardır. Yani Güney Kürdistan bazı atrafların yardımıyla artık bir şey olmuştur. Yani orada bir çiftlik olmuştur. Bir miten bir çiftliğe dönüşmüştür. Yani birçok el de vardır. Birçok çete de vardır. Herkes oraya karışmıştır. Yani muhakkak bazı yerlilerin şeyi de vardır. Yani elleri de vardır. Onlar olmazsa belki tek başına bunları yapamazlar. Sanırım bu Kürt Birliği'ne, Kürt ulusal bir kurumuna böyle bir saldırı muhakkak sorumluluk oradaki yönetime de düşüyor. Yani muhakkak bir şeyler yapmaları gerekiyor. Suskunluğu şimdiye kadar tabii bir gerekçeli değildir. En azından kalkıp işte biz bunu yani biz bunu araştırıyoruz veya bakacağız veya da bir söz versinler Kürt halkına, dört parçadaki Kürt halkına. Bu sadece çünkü KNK sadece bir parçanın bir örgütü falan değildir. Yani dört parçayı temsil ediyordu. İşte Kürt halkına karşı çıkıp ve sorumluluğunu işte biz araştırıyoruz veya da bakacağız diye bir şeyde bulunmaları gerekiyor. Evet, Salim Müslim bunları belirtti değerli izleyenler. Tabii ki herkesin bir beklentisi var. Yani hükümetin bir açıklama yapmasını herkes beklerken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. O da hemen bu olayın meydana geldiği saatlerde. Tabii ki Süleymaniye'ye yapılan saldırı değerli izleyenler, biraz da ona bakalım. Süleymaniye'nin Erbet ilçesindeki havalimanında bir patlama meydana geldi. İlk önce patlama olarak açıklanmıştı. Detaylar birazdan ortaya çıktı. Orada 7 ile 9 kişi, net değil halen, sayı halen de net değil, nin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Süleymaniye Asayiş Müdürlüğü kaynakları Erbet havalimanında bir füze ile bir patlamanın meydana geldiğini açıkladılar. Yine patlamada 7 ya da 9 kişinin ilk gelen bilgiler yaşamını yitirdiği. Yaralılar tabii ki çevredeki hastanelere götürüyorlar ve yine patlamanın sebebinin Türk siyasi tarafından gerçekleştirildiğine yönelik görgü tanıkları var. Daha sonra bu hükümet tarafından da herhangi bir açıklama yapılmadığı için şimdi KNK anti terör bir açıklama yaptı. İşte o açıklama önemli. Bu akşam saatlerinde o açıklamayla bazı şeyler net ortaya çıkmaya başladı. YNK anti terör resmi açıklamasında şu cümleleri kullandı: İşgalci güçlerin İHA saldırısı sonucu 3 anti terör peşmergemiz şehit oldu. 3 de yaralımız var. Bu terörist saldırıda dahil olan dış ve iç işbirlikçi ajanlar kim olursa olsun hesabı sorulacaktır. Daha sonra kamuoyuna detaylı bilgileri paylaşacağız ya da bilgilendirme yapılacak diye bir paylaşım yaptılar. Şimdi bu açıklamadan sonra en önemli açıklama biraz önce Bafil Tarabani'den geldi değerli izleyenler. YNK Genel Başkanı Bafil Tarabani yayımladığı yazılı açıklamasında saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı. Tabii ki saldırıyı kınadı ve bu eylem Kürdistan bölgesi ve Irak'ın egemenliğini açık bir şekilde ihlali ve başta Süleymaniye olmak üzere Kürdistan bölgesinin barış ve istikrarını darbelemeyi amaçlayan komplonun bir parçasıdır dedi. Talabani bu tehdit ve güvenlik sorunlarına karşı mücadele etmenin ve Kürdistan'ı düşmanlardan korumanın bölgedeki tüm siyasi partilerin görevi olduğunu söyledi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi Talabani ve
Irak hükümetine, Kürdistan'da dahil olmak üzere Irak topraklarını ve hava sahasını koruma yönündeki anayasal ve ulusal görevini yerine getirmeye ve bu ihlalleri durdurmaya çağırıyoruz, dedi. Tüm dost çevrelere ve uluslararası güçlere bu tür saldırılar karşısında ciddi bir tavır sergileme çağrısında bulundu YNK lideri ve son yıllarda terörle mücadelede en ön saflarda yer alan ve büyük fedakarlıklar yapan biz Kürtler bu tür terör eylemlerinin hedefi olamayız diye tepkisini dile getirdi. Şimdi bu havaalanı Erbet Havalimanı 2005'te eğitim amaçlı açılmış, 2007 yılında tarımsal ilaçlama yetki belgesini almış, 2017 yılında resmi olarak Kürdistan bölgesinin 3. Irak'ın ise 7. havalimanı olarak tanındı değerli izleyenler ve oraya bugün Türk siyasi tarafından bir saldırı gerçekleştirdi, bir füzeli saldırı gerçekleştirdi ve resmi açıklanan rakam 3 peşmergenin yaşamını yitirdi, 3'ünün de yaralı olduğu ama yerel kaynaklar farklı bilgiler de aktarıyor, onu da söyleyelim. Bakınız, bütün bunlarla birlikte farklı gelişmeler var, farklı senaryolar var. Kürtlere karşı inanılmaz senaryolar devrede. İşte onlardan bir tanesi. İran, Türkiye'ye Suriye sınırını kendilerinin garantörlüğünde Suriye askerlerinin korumasını teklif etmiş değerli izleyenler. Bunu biliyorsunuz Irak'a yaptırdı. Şimdi Suriye'ye yaptırmak istiyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suriye'nin Türkiye ile sınır güvenliğini kendi topraklarından sürdürmeye tam olarak hazır olduğunu Tahran'a teyit ettiğini açıkladı. Şimdi senaryo şu, yani İran'ın çizdiği senaryo şu değerli izleyenler. Bu ki Rusya ile Astana'da yapılan görüşmelerde de gündeme getirilmiş. Türkiye denilmiş ki siz Suriye'nin topraklarını terk edin ama Suriye askerleri orada 5 kilometre derinliğe kadar o sınırı kesinlikle sizin istediğiniz çerçevede koruyacak. Yani artık Suriye kendi toprağını koruyabilir diye. Afrin, Serikani, Giresipi gibi Kürtlerin şu anda denetiminde olan topraklar da dahil olmak üzere Türkiye sınırının tamamı İdlib da dahil olmak. Ki İdlib şu anda İdlib'in yarısı da Türkiye'nin kontrolünde çetelerle birlikte biliyorsunuz. Dolayısıyla Suriye ile Türkiye arasındaki sınır boyunca tamamını Suriye askerleri kontrol etsin diyor. O yüzden sizi geri çekilin. Ama biz size bunun garantisini veriyoruz. 5 kilometrede içeri girecekler bunlar. 5 kilometreyi size hibe edecekler o derece. Tabii bütün bunları yaparken Kürtleri hesaba katmıyorlar değerli izleyenler. Yani burada mesela şu anda Türkiye ile sınır olan bir Kamışlı sınırı var. Örneğin şu anda YPG ile Türk askerleri yan yana nöbet tutuyor yani ona baktığınız zaman. Ve tabii buraları hepsini kendilerine göre projeyi çizmişler. İşte Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gösterdiği 35 kilometrelik bir şey vardı. Erdoğan şu anda Amerika'da yine o genel kurula o yıl dönümü vesilesiyle katılmış. Bakalım yarın Erdoğan genel kurulda açıkla konuşma fırsatı verilirse bakalım yine elinde bu kez hangi işgal haritasını gösterecek onu da hep birlikte göreceğiz. Yani Kürtler üzerinde, Kürdistan üzerinde bu kadar oyun oynanıyorken bir yandan Kürtlerin işte ulusal birlik görüşmeleri vesaire gündeme geldiği andan itibaren hemen bir yerde bomba patlatıyorlar, suikast girişimleri yapıyorlar. Tabii ki bunlar hepsi birbirine bağlantılı ve genel olarak Kürdistan üzerinde oynanan oyunlardan bir tanesi. Bakınız, Türkiye adaletinden bir örnek size vermek istiyorum. Terör örgütü DAEŞ'in 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara tren garında düzenlediği kanlı saldırılara ilişkin davanın firari sanıklarından örgütün infazcısı ve yöneticisi Ahmet Güneş'in 2015 yılında tahliye edilmesinin ardından geçen 2 yıl içinde Hatay'da yakalanan canlı bombaları hazırladığı ortaya çıktı. Meseleyi anladınız mı? Türkiye indirim yaptı, bıraktı, bıraktıktan sonra da çünkü infazcıdır. Kendisi infaz videolarını gerçekleştirirken yani infazları gerçekleştirirken videoları var kafa keserken. Ama ona rağmen Türkiye aldı, yargıladı ve serbest bıraktı. Serbest bırakıldıktan sonra da görevine canlı bomba yetiştirmeye devam ettiği ortaya çıktı. Evet, DAEŞ'liyseniz
Türkiye'de sizin için önünüz açılıyor. Şimdi değerli izleyenler, dün biliyorsunuz bir silah saldırısı gerçekleştirmişti ve bu silah saldırısında 3 YBŞ'li yaşamını yitirmişti. Şengal'de gerçekleştirilen o Türk devletinin gerçekleştirdiği bombardıman sonrasında bugün Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı konuya ilişkin. Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz cuma günü Münbeş'te kadın savunma birlikleri YPJ mensubu 3 kişinin drone saldırısıyla öldürmesinden derin üzüntü duymaktadır açıklamasını yaptı. Ve şöyle ifadeler kullanmış bakanlık. Bakanımız DAEŞ'e karşı ortak mücadele desteğini ifade etmek üzere 2016 yılında mağdurlardan Şervin Serdar ile bir araya gelmiştir diye. Yani bu katledilenlerden bir YBJ'li gidip Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı ile bir araya gelmiş, görüşmüş bir kişi.